Günün ikinci videosunda yeniden merhaba diyelim. Kanala hoş geldiniz. Günün ikinci videosunda transferden bahsedelim biraz. Transfer çalışmalarından daha doğrusu. Bir de arkadaşlar takımdaki gençlerle ilgili çok soru geldi. Onlarla ilgili birkaç yorum yapalım. Şimdi öncelikle ben şahsen tabii ki yani bizler teknik direktör değiliz ama şahsen Aydın'ı, Atakan'ı çok çok beğendim. Aydın'ın topu kendi başına bazen alıp gitmeleri önemli değil. Bir kanat oyuncusu. Zaten bırak alsın gitsin böyle alışkanlıkları olsun ki birebir de adam geçmesini de daha da geliştirebilsin. Çünkü Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey sağ bek, sol bek, önlerdeki sağ açık, sol açın mükemmel, kusursuza yakın bir şekilde işlemesi. Çünkü bunlar iyi işledi mi Beşiktaş'ın stoperleri, kenarları kaçmak zorunda kalmayacak kontrataklarda. Zaten savunma kale önünde iki tane çakılı stoperiniz varsa onları geçmek kolay değil tabii ki. O yüzden bekler ve açıklar çok önemli. Ya bu tarz oyuncuların da topu alıp gitmesi de önemli. Aydın ve bu açıdan katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda 10 numara dediğimiz bölge yani 10 forvet arkasında da oynayabilen bir oyuncu. Birkaç tane ismini söylemiyorum. Teknik direktöre söyledim. Onlar da çok beğendiler ama tabii ki bir maçla hani biz ne diyoruz? Bir maçla Beşiktaş yerden yere vurulmaz. Oyuncu yerden yere vurulmaz. Bir maçta da ne takım ne de oyuncular göklere çıkartılmaz. Bu uzun bir süreç. Yani o fotoğrafın büyüğüne baktığımızda, geneline baktığımızda Aydın o fotoğrafın ne kadarını doldurabilecek sezon içerisinde bu önemli. Yoğun maç temposu olacak, maç trafiğine girilecek. Bunlar tabii ki önemli kriterler. Yani Ümraniye'de oynadı ama bir alt ligle bir üst lig arasında zorluk derecesi bayağı bir o konuda bayağı bir fark var. Atakan yaptığı son vuruşu gördüğünüzde hani derler ya oyuncunun yürüyüşünden belli iyi futbolcu, koşuşundan bellidir diye. Tabii Atakan'ın attığı goldeki o son vuruş ve o ortaya yetişebilmesi, o ortaya koşabilmesi, o ortayla buluşabilme, zamanlama açısından onu gösterebilmek çok kolay değil. Çok zor. Bunları yapabilen bir adam muhakkak ki iyi futbolcudur. Fakat burada sorun şu. Hem Aydın için de geçerli, hem Atakan için de geçerli. Oyuncuları geliştirebilmek önemli. Hani bir Oğuzhan Aydoğan videosu duruyor. Mutlaka seyredin. Bir Oğuzhan Aydoğan hikayesi. Atilla'nın bile niye kadroya alınmıyor, kampa alınmıyor dediği biz oyuncu 4 senede 20 dakika oynadı. Çocuğun hiçbir suçu yok bence. Yetenekli fakat eğer onu geliştirmezseniz kulüp olarak, yapı olarak onu geliştirmezseniz yerinde sayar. Şimdi Aydınlar, Atakanlar, Kartallar, Rıdvanlar, Ersinler, Utkular, efendime söyleyeyim kiralık gitti geri gelir Kerem Kalafatlar, işte Alanya'ya giden Ahmetler, Erdoğanlar, Alpaylar, daha ismini saymadım birçok genç kardeşim. Gelişime açık isimler, onları geliştirebilmek çok çok önemli. Mehmet Ekşi'nin altyapının başına getirilmesi bu anlamda bence çok önemli bir adım. Hem oyuncuları geliştirebilme ve Mehmet Ekşi döneminde şu vardı. BFAM diye bir altyapı oluşumu vardı. Sinan Vardar yöneticiydi o zaman. Gerçekten çok katkı sağlamıştı. Çok inanılmaz futbolcular çıkmıştı. Süper Lig takımlarında oynadılar. Tabii onların gelişimini A takıma çıktıktan sonra gelişimi üzerinde durulmadı fazla. Maalesef transferlerle hep önleri kapatıldı. Ama bu kadar futbolcu üretebilen bir yapı tekrar Beşiktaş'a geri gelecek. Bu kapsamda mevcut kadro içerisindeki genç oyunculara da iyi bir takım içerisinde şans verilecek. Örneğin 3-4 tane oyuncu alındı. A sınıf. Böyle bir takımın içerisinde bu gençler serpiştirilir. Sıkıntı olmaz. 5 oyuncu değişikliği hakkı var. Yoğun maç trafiği var. Ligdeki takım sayısı arttı falan filan. Bu oyuncular efendime söyleyeyim serpiştirildiği zaman böylesine iyi bir takım içerisinde iyi futbolcuların yanında daha da gelişirler. O nedenle Beşiktaş'ın geleceği konusunda ben umutsuz değilim. Hem Mehmet Ekşi hamlesi hem Mehmet Ekşi'nin kendi ekibini kurması hem bu çocukların iyi oynayabilmesi. Tabi Oğuzhan Özyakup iyi bir performans sergiliyor. Geldiğinden beri ileriye hep taşıyor kendini. Hep daha fazlasını vermeye çalışıyor. Aynı zamanda baktığın zaman şu üst kısmında sanki bir genişlik var. Biraz daha kalıplaşmış mı? Öyle bir durumdan
dikkatimi çekti. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Bu önemli tabii. Çünkü daha önce de fizik gücü biraz zayıftı. İkili mücadelelerde biraz yerde kalıyordu bazen. Yerde kalmasa bile etkisiz kalıyordu. Ama Oğuzhan'ın bu gelişimi, Larin'in bu gelişimi, yeni transferlerin Mensah'ın özellikle katkısı tabii ki alkışlanacak türden. Daha yeni şeyler gelecek. Mesela Adem'le hiç görmedik. Enkudu sakatlıktan çıkacak. Güvenim var. Yani sonuç itibariyle yeni transferlerin de gelecek. Bu anlamda Beşiktaş'ta enseyi karartılacak bir durum yok. Şimdi gelelim transferler, transfer dedikodularına. Arkadaşlar Abubakar çok konuşuluyor, çok yazılıyor, çok çiziliyor. Bunu dile getiren ilk isimlerden biri medyada. Yani ben söylemiştim de bugün anlamında söylemiyorum bunu. Olaya ne kadar vakıf olduğumu söylemek için dile getirdim. Abubakar'la ilgili yarın, daha doğrusu forvet transferinde yarın çok önemli bir gelişme olabilir. İşte bunlardan biri bir Abubakar görüşmesi. Abubakar cevap bekliyor Beşiktaş'tan ve Beşiktaş yönetimi büyük bir ihtimalle bu cevabı ya pazartesi ya salı verecek ama ben pazartesi bekliyorum. Çünkü oyuncuya İngiltere'den teklif geldi. Türkiye'de Beşiktaş dışındaki tekliflere pek sıcak bakmıyor. Oyuncu Arap coğrafyasındaki tekliflere de biraz sıcak bakıyor ama İngiltere'den köklü bir kulüpten bir teklif geldiğini söyleyebiliriz. Menajerine öyle bir teklif gelmiş. Menajerinin öyle bir teması var. Tabii burada öncelik, yani önce Beşiktaş'la görüştüğü için siz ne diyorsunuz diye. Çünkü orada yeniden bir pazarlığa oturulacak. Yani teklif geldi de gel bir konuşalım anlamında bu teklif. Siz ne diyorsunuz diye Beşiktaş'a yarın sorulacak. Beşiktaş'a bu konuda yarın büyük ihtimalle net bir cevap verir diye düşünüyorum. Kalinic'de hareketli saatler yaşanıyor. Millet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri Senat Ok da dün Kalinic'in menajerinin Türkiye'de olduğunu söyledi. Fakat Fenerbahçe için mi, Beşiktaş için mi bilmiyoruz. Ama benim tahminim Kalinic menajeri buradaysa tüm görüşmeleri aradan çıkartır. Şimdi Fener medyası Fenerbahçe'ye çok yakın deniliyor. Beşiktaş medyası Beşiktaş'ın görüştüğü forvetlerden biridir diye yazılıyor. Ben şunu çok açık bir net söyleyeyim. Beşiktaş yönetimi Kalinic için işte parayı arttıralım, mutlaka alalım falan işte rakip kapmasın derdinde olmaz. Çünkü Beşiktaş önümüzdeki sezonu birkaç senesini kurtarabilecek bir forvet arıyor. Çünkü asıl planlaması hani hem önümüzdeki sezon şampiyonluğu kovalamak hem de o demin saydığım gençleri bu bünye içerisinde yeşertebilmek. Bu çok önemli. Yaşatabilmek çok önemli. O nedenle Kalinic sadece Beşiktaş'ın tek seçeneği değil. Olur olmaz bilmiyorum ama tek seçeneği değil. Hatta bazı taraftarlar Kalinic'i istemiyor. Bazıları istiyor. İşte 33 yaşında hep kiralandı. Düşüşte. İşte Beşiktaş'la yeniden çıkış yapabilir mi? Yapabilir. Alalım veya almayalım bu sebeplerden dolayı. Taraftarın da ikiye bölünmüşlüğü var. Abubakar daha genç. Şu an için bir sakatlık riski yok. Her oyuncuda da biliyorsunuz sakatlık riski var. O nedenle Abubakar ismini tamamen silmek istemiyorlar. Galiba dışarıda da bir düğün konvoyu var. Öyle geliyor. Korna sesleri. Yine Zeluis diyorum. Hani Zeluis dışında gizli bir hedef daha var sanki arkadaşlar. Bu isimleri de belki de isimleri de bulmaya çalışıyorlar ama Zeluis de çok ısrarcı olmaya devam ediyorlar. Ve anladığım kadarıyla Beşiktaş yönetimi hani buraya kadar beklemişken biraz daha bekleyelim. Bu rakamlar düşecek. Hem oyuncuların istediği hem kulüplerin istediği. Ama bence en somut olumlu ya da olumsuz yanıt Abubakar'dan Abubakar'a gelir. Abubakar'la ilgili çıkar. Yarın Abubakar ben artık başka kulüplere görüşeceğim derse ki yakın çevresi ben Beşiktaş'ta prensip anlaşmasına vardım dedi. Ama yarın Abubakar ben Beşiktaş'a gelmekten vazgeçtim. Beşiktaş'la görüşmekten vazgeçtim. Beşiktaş yönetimiyle görüşmekten de vazgeçtim diyebilir. Çünkü oyuncular beklemez ama Beşiktaş yönetimi de haklı. Her şeyin bir mali analizi var. Başka isimler de var ki güvendi. O nedenle Abubakar'da da çok acele etmiyorlar. Josef de Souza ismini A-Spor'da 2 gün önce dile getirmiştik. Şöyle dedim. Eğer dedim Josef de Souza için Galatasaray ve Beşiktaş bir yarışa girerse şaşırmam demiştim. Sonrasında akabinde
Galatasaray Badou Endie ile anlaştı. Ve Josef de Souza'nın Beşiktaş'ta ismi çok daha fazla anılmaya başlandı. Sevgili Sercan Dikme Dağ Spor'da o günün akşamında bir haber yaptı bununla ilgili. Beşiktaş yönetimine gündemine geldi ve bugün de 1+1 bir teklifin olduğu söyleniliyor. Tabii bu da bir geçiş döneminin oyuncularından biri. Evet, iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'deki performansı gerçekten alkışlanacak türden. Tam da Sergen Hoca'nın istediği bir 6 numara. Yani neden Sergen Hoca'nın istediği? Hani topu kaybetmeyen, önde basan, işte savunma yönü çok çok iyi ve oyun içi liderlik yönü çok çok iyi bir isim. O nedenle. Yoksa başka isimler de var. Onu da ekleyebiliriz. Ama şu an Josef de Souza'nın bonservis sorununun olmaması nedeniyle Beşiktaş'a mali açıdan çok daha uygun gibi gözüküyor. Bu da bu ligi tanıyan bir oyuncu olarak geçiş döneminde Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir isim diye raporlandırıldı. Bakalım süreç ne olacak? Galiba bugün Josef de Souza ile ilgili ve Kalinic ile ilgili Beşiktaş yönetiminden bazı isimler ciddi şekilde görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin nasıl yansıyacağı pazartesi, yani yarından itibaren belli olacak. Ve yarın ayrıca bir başka önemli gün, teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısı var. Her soruya yanıt verecek. Biraz bu yeni sezon değerlendirmesi, işte kamp döneminin nasıl geçtiğini, PAOK maçı, hazırlık maçları, kamuoyunda merak edilen soruları yanıtlama açısından ve biraz da yeni sezonun röntgenini çekme açısından düzenlenen bir basın toplantısı. Öyle işte kaos, kaotik ortam falan gibi şeyler beklemesin insanlar. Sergen Hoca'nın basın toplantısı bütünleştirici bir basın toplantısı olacaktır diye düşünüyorum. Öyle olacak. Benim duyumum da o yönde. Efendim, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Günün ikinci videosu. Eğer önemli bir gelişme olursa, gerekirse günün üçüncü videosunu da yüklerim. Çok net söylüyorum. Çünkü bugün biraz Beşiktaş transferi açısından hareketli bir gün. Hayırlı günler diliyorum. Abone olmak çok önemli. Olursanız sevinirim. İyi günler.